Levent Gültekin, 19 Ağustos 2021 Diken Muhalefetin adayı kim olacak? Asıl okumasını istediğim kimselerin dikkatini çekmek için yazıma böyle provokatif bir başlık attığımı itiraf etmeliyim. Çünkü aday tartışmalarının ülkedeki olup bitenin ciddiyetle kavranmasını engellediğini, asıl yapılması gerekene odaklanmak yerine isimler üzerinden dedikodu çevirmenin mevcut durumu meşrulaştırdığını düşünüyorum. Ülkede her alanda büyük bir tahribat yaşanıyor. Bu tahribat nasıl durdurulacak? İktidarın yarattığı devasa sorunların üstesinden hangi yolla gelinecek? Bunu dert etmek, bunun üzerine kafa yormak yerine kimin aday olacağını tartışmak bana göre ülkeyi zerre kadar dert etmemektir. Dahası toplumda oluşan Erdoğan karşıtlığını kendi hanesine yazma, yazdırma gayretidir. Mesela beka sorununa dönüşen bir mülteci akını var. Bunu nasıl engelleyeceğiz ve nihayetinde nasıl çözeceğiz? Ya da giderek artan, toplumun iliklerine kadar işleyen yoksulluk dalgası var. Bununla ve neden olacağı çatışmalarla nasıl baş edeceğiz? Veyahut her 3-4 gençten biri işsiz. Gençlerin ülkeye dair umudu kaybolmuş korkunç bir umutsuzluk var. Bu sorunu nasıl ve hangi yöntemlerle çözeceğiz? Ya da kurumları, değerleri, gelenekleri, kuralları yerle bir edilmiş, parti devletine dönüştürülmüş bir devlet var. Hukuk devletini yeniden nasıl, hangi formülle oluşturacağız? Devasa bir yargı sorunumuz var. On binlerce parti militanı yargı mensubu yapıldı. Halbuyken bağımsız yargı sorununu nasıl halledeceğiz?'' Dış politikada büyük yaralar açıldı, açılıyor. Kim, nasıl, hangi anlayışla bütün bu yaraları iyileştirecek? Laiklik ilkesi bütünüyle rafa kaldırıldı. İnanç üzerinden siyaset artık neredeyse normal karşılanır hale geldi. Bunun neticesinde hem siyasette hem de toplumda giderek artan bir yozlaşma var. Siyasette kalıcı hale gelen bu anlayışla kim, nasıl, hangi yolla, hangi formülle, hangi üslup ve yaklaşımla baş edecek? Bu siyaset anlayışının neden olduğu yozlaşmayı, tahribatı nasıl durduracağız? Ekonomide, eğitimde, toplumsal ilişkilerde ciddi sorunlar var. Dahası yaşanan bunca tahribatın yanında iki yıl daha yaşanacak olanlar var. Ama kimilerinin tek derdi iki yıl sonraki bir seçimde kimin aday olacağı veyahut gönlündeki kişinin aday yapılıp yapılmaması. Bütün derdimiz bu mudur yani? Önümüzdeki iki yılda yaşanacaklar sizin de uykunuzu kaçırmıyor mu gerçekten? ya da seçimi bekliyoruz diyerek ülkemizin daha fazla tahrip olmasını engelleyici bir strateji oluşturmadan iki yıl daha bekler durumda olmak sizin de canınızı yakmıyor mu? Böyle ağır bir tablo varken sorunu getirip kimin aday olacağına indirgemek, aday bizden olsun, benim gönlümdeki kişi olsun tartışması sürdürmek size de hafiflik, ciddiyetsizlik, yüzeysellik olarak gelmiyor mu gerçekten? Kaldı ki normal şartlarda seçime daha iki yıl var. Seçim olacak mı, olmayacak mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü tek derdi, amacı iktidarda kalmak olan bir iktidarın amacını gerçekleştirmek için bu iki yılda neler yapabileceğini, nasıl bir ortam oluşturacağını ve bu nedenle hangi şartlarda seçime gidileceğini bilmiyoruz. Durum bu kadar vahimken, yani ülke olarak içinden çıkılması çok zor bir durumla karşı karşıyayken, isimler üzerinden tartışma yapmak hakikaten yakışıksız bir durum. Halbuki birinci önceliğimizin bu gidişatı durduracak bir yol aramak, buna kafa yormak olması gerekmiyor mu? Asıl tartışmaları bu düzlemde sürdürmemiz daha yararlı, daha sahici olmaz mı? Bu tahribatın altından kalkabilmek için geniş toplumsal ittifaka ihtiyaç var. Bunu oluşturmanın yolunu, yöntemini aramamız, bütün siyasi aktörleri buna zorlamamız, enerjimizi bunun için harcamamız gerekmiyor mu? Böyle bir birliktelik sağlanmadan kimin aday olacağının nasıl bir anlamı olabilir ki? Gönlümüzdeki kişi Cumhurbaşkanı adayı olacak ya sonra mesele kimin aday olması, kimin kazanması değil. Esas mesele bunca tahribatın altından hangi formülle nasıl kalkılacağı meselesidir. Asıl mesele en geniş anlamıyla bir birliktelik kurulmasıdır çünkü ülkede öyle bir tahribat yaşandı. Sorunlar öyle devasa hale geldi ki bütün bu yıkımın altından tek başına bir partinin ya da bir adayın kalkması bana göre mümkün değil. Bu nedenle en geniş anlamıyla toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var. Hal bunu tartışmak, konuşmak, yol, formül aramak, enerjimizi bu birlikteliği oluşturmaya harcamak yerine kurtarıcı bir adaya odaklanmak, ülkeyi düşünmek değil, iktidarda biraz da biz olalım yaklaşımına teslim olmaktır. Diğer taraftan, belirlenecek adayın tek kriteri kazanabilir olması mıdır? Sorunların üstesinden gelebilir mi? Toplumsal birlikteliği sağlayabilir mi? kurumları çökmüş, mafyalaşmış bir devlet anlayışı karşısında yeterli dirayeti, cesareti, kararlılığı gösterebilir mi? Bunlar dikkat etmemiz gereken özellikler değil mi? Çünkü bu kararlılığı, dirayeti, cesareti gösterebilmesi için de arkasında güçlü bir toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var. Bu sağlanmadan kişilere kurtarıcı rolü yüklemek en hafif tabirle kolaya kaçmaktır. Meseleyi kimin aday olacağına indirgemek, durumun vahametinin kavranmasını engellediği gibi muhalefette de gereksiz ayrışmalara, motivasyon kayıplarına ve sen ben kavgasına neden oluyor. Biz biliyoruz ki muhalefetin ancak bir bütün olması halinde seçimi kazanma ihtimali var. Hem siyasi aritmetik olarak hem de toplumsal birlikteliği sağlamak açısından bütün partilerin varlığına, desteğine, katılımına ihtiyaç var. Aday tartışmalarının bu birlikteliği baltaladığını, mevcut liderler arasında anlamsız gerginliklere yol açtığını, dahası muhalefette de sen ben çatışması yarattığını görmemiz gerekiyor. Tekrar edeyim. Tek adam rejimi Cumhuriyet tarihinin en ağır tahribatına neden oldu. Muhtemel bir seçime kadar da bu olmaya devam edecek. Devasa sorunlarımız var. Bu sorunların altından tek başına bir partinin ya da bir kişinin kalkması neredeyse imkansız hale geldi. Devlet vasfını kaybetmiş bir organizasyonu yeniden hukuk devletine dönüştürmek, kurumlara yeniden işlerlik kazandırmak için kişilerden çok toplumsal birlikteliğe ihtiyaç var. Aday üzerinden yapılan tartışmalar hem bu durumun kavranmasını engelliyor hem de muhtemel birlikteliğe ciddi yara veriyor. Günlerdir Afganistan'da gördüğümüz insanlık dramlarına üzülüyoruz. Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız için o görüntülerden ciddiyetle ders çıkarmamız gerekiyor. Diyeceğim o ki Türkiye'nin yeni bir Atatürk'e değil, her bir evladının Atatürk olmasına ihtiyacı var. Mehmet Yılmaz 20 Ağustos 2021 T24. Mübarek Cuma soruları 3. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi sorduğum sorulara yanıt alamıyorum. Bu yeni bir durum değil. AKP iktidarı boyunca böyle oldu. Ama önceki iktidarlar da zaten bu tür soruları yanıtlamaz, geçiştirmek isterlerdi. Suudi Kralının hediyeleriyle ilgili sorularıma neden yanıt vermediklerini anlayabiliyorum. Üç buçuk yıl boyunca sordum ama hangi yürek sahibi erkek eşine dönüp hanım ver şunları kaydettirelim diyebilir? Oysa KPSS sorularıma yanıt vermek isteselerdi, Fethullahçı çetenin ülkemizin başına nasıl bir çorap örmekte oldukları ortaya çıkardı. Bugün hepsinin ardından Fatiha okuyoruz ama 15 Temmuz şehitleri de aramızda olurlardı. Yine yanıt vermeyeceklerini biliyorum. Çünkü verecek yanıtları olsaydı zaten verirlerdi. Türk kamu yönetimi düzeninde sorulara verecek yanıtınız yoksa susup tam siper yere yatmak adettendir. Zannederler ki yazar yazar unuturlar.'' Buradan bir konteyner gemisine karşı 15 metrelik bir challenge'a iddiaya girmek isterim ki yazarım yazarım unutmam. Bakıyorum başta reis hepiniz cumayı kaçırmıyorsunuz. O zaman mübarek Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kestane kebap acele cevap. 1. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler kalkar yüreğimden gizlice Lafı uzatmayacağım. Daha önce çok sordum, tekrarlıyorum. Man Adası'nda bir kraliçe lirasına kurulan şirket nasıl oldu, nasıl bir ticari başarı elde etti ki kucağa oturtulması planlanan iş adamına 15 milyon dolara satılabildi? Marinasına çöküldüğü iddia edilen iş insanı neden kendi tankerini bu şirkete satıp daha fazla para ödeyerek geri kiraladı? 2. Fış fış kayıkçı bir öğretmenle bir devlet memurunun çocukları babalarının siyasette yükselişiyle beraber zihni bir küşayişe uğradı. 30'dan fazla gemiden oluşan bir ticaret filosunu böyle yapabildiler. Tebrik ediyorum ancak bir eleştirim var. Harvard İş İdaresi Okulu'nda örnek olay olarak okutulacak bu başarının nasıl gerçekleştirildiğinin Türk gençlerinden gizlenmesine itiraz ediyorum. Bu bilgi herkesle paylaşılmalı ki yerli ve milli ve hatta Müslüman bir deniz ticaret filosuyla dünyanın ümüğünü sıkabilelim. 3. Harman döen öküzün ağzı bağlanmaz. Bu güzel atasözümüzü ilk kez söyleyen atamızın ruhu şad olsun, sanki bugünleri görmüş gibi konuşmuş. Sezgin Baran Korkmaz isimli kara para aklayıcısı bir kişinin mal varlığına tedbir konmuştu. Sonra olmayan bir masak raporu gerekçe göstererek bir savcı ve bir hakim bu tedbir kararını kaldırdılar. Bu kararda SBK'ya 150 milyon dolarlık mal varlığını kaçırma olanağı sağladı. Savcı daha sonra tatif edilerek Adalet Bakanı yardımcısı yapıldı. Ben de haliyle merak ediyorum. Savcı ve hakim olmayan bir masak raporunu var gibi gösterirken hangi müşevvikin tesiri altındaydılar? HSK bayanları beyleri bunun nasıl olduğunu merak etmiyor mu? 4. Al kaşayı gir ahıra yarası olan gocunsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütlü suç hükümlüsü Sedat Peker'in bazı politikacıları maaşa bağladığını açıkladı. Orada da durmadı gitti bu bilgiyi önce meclis başkanıyla sonra da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile paylaştı. O günden beri ne savcıda ne soyluda ne de Şentop'ta tık yok. Bu siyasetçi kim? Şentop soylu neden bildiklerini açıklamıyor. Savcı beye bu bilgi iletilirken aramızda kalsın mı dediler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çay içerken dedikodu yapılmasına uygun bir yer midir? 5. Çaylar şirketten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt dışına kaçmasından bir gün önce Sezgin Baran Korkmaz'la bakanlıkta ne konuştu? Bu buluşmada iki polis müdürünün ne işi vardı? 6. Yoğurt koydum dolaba. Süleyman Soylu İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yapılan milyarlarca liralık yolsuzluk dosyalarını belediyelerden aldı ve odasında bir dolaba kilitledi. Bu yolsuzluklarla ilgili soruşturma Soylu izin vermediği için orada takıldı, yapılamıyor. Soylunun korktuğu ya da çekindiği şey nedir? O yolsuzluklardan kendisi de bir pay aldı mı? Buna inanmak istemem ama yerli ve milli bir bakan bunu yapıyorsa haliyle kıllanıyorum. Kim bilir belki kendisi bunlardan bir pay almayı gururuna yediremedi ama öyle bir yerden emir geldi ki sesini çıkaramıyor. Bir bakan müfettişten tespit ettiği yolsuzlukları mahkemeye intikal ettirmek konusunda neden böyle davranır? Bunun varoluşsal sahipleri nedir? Keşke Kafka hayatta olsaydı da bize de anlatsaydı. 7. Gül yüzüne bakarken kaybettim öküzleri. Orman Bakanı'nın öngörüsüzlüğü ve beceriksizliği nedeniyle binlerce hektar ormanımız yandı bitti kül oldu. Ama bir öküz var ki orman yanmadan önce daha kaçtı, suyu içti filan. Uzun lafın kısası, 23 milyon dolara 3 yangın söndürme uçağını kiraladığımız şirket, hayatında ilk kez bu işe girdi ve paraları bir sıra naftalin bir sıra dolar olarak tahsil etti. Bu şirketi kim, nereden buldu? Soru işaretini niye seviyorum? bazı noktalama işaretleriyle ilgili kişisel takıntılarım var. Mesela ünlem işaretini istihza anlamında kullanıldığında hiç sevmem. İstihza tırnak işaretiyle daha anlamlı olur. Soru işaretinin o kıvrımlı haline de bayılırım. Sanki seher şeniz dans ediyor gibi gelir bana. Soru işaretiyle ilgili bir tekerleme de var. Çok severim. Sizinle paylaşmak istedim. Soru işareti derler adıma. Sorgularım herkesi. Sayemde öğrenilir bilinmeyen. Cümlenin sonundadır yerim. Soru sormak benim görevim. Korkuturum herkesi. Aynı zamanda meraklıyımdır. Şaşırtırım karşımdakini. <laughs> Celal Eren Çelik 19 Ağustos 2021 Haber Alternatif. AKP'nin çiftte maaş ve yandaş cenneti Kardemir. Efendim malumunuz AKP iktidarında liyakat dediğimiz kavram tarihe gömüldüğü ve hiçbir zaman hatırlanmadığı için kamu kurum ve kuruluşlarında bir kadro alabilmek için AKP'li olmak en önemli kriter haline getirildi ancak akp sadece klasik anlamda parti kadrolaşmasını da aşarak kendi kadrolarına ikişer üçer maaşı yönetim kurulu üyelikleri üzerinden yahut birden fazla makam vererek dağıttığı yeni bir siyasal kadro finansmanı modeli geliştirdi akp bu kendi siyasal kadrolarını kamu kaynaklarıyla finanse ederken bir yandan aslında kendi siyasal örgütlenmesini ve yapısını da finanse eder hale geldi bu ülkeye Cumhuriyet'in en önemli kazanımlarından birisi olan bazı kurumlarsa AKP'nin bu yandaş kadro finansmanı modelinin adeta vücut bulmuş hali ve timsali haline geldiler. Bunlardan birisi de Kardemir Karabük Demir Çelik İşletmeleri. Bu yazımızda Kardemir Karabük Demir Çelik İşletmelerinin nasıl AKP'nin arpalığına dönüştüğünü ve çifte maaş saltanatının Kardemir'de nasıl hakim kılındığını göreceksiniz. Bu kadar peşrev yeter diyelim ve başlayalım yazımıza. Kardemir Karabük Demir Çelik Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarını öyle hop deyince göremiyorsunuz. Zira 2021, 2020, 2019 genel kurul tutanaklarında yönetim kurulu üyesi maaşları konusu hep bir önceki maaşla devam edilmesi şeklinde geçilmiş. Yani bu rakamın aylık ne kadar olduğuna yönetim kurulu üyelerinin her ay net olarak kaç TL maaş alacaklarına dair en ufak bir şey söylenmiyor ancak araştırmaya devam ettiğimizde 28 Mart 2018 tarihli 23. olağan genel kurul tutanakları bize yönetim kurulu üyelerinin maaşlarının aylık net 29.500 TL olarak belirlendiğini ve alınan kararın geriye dönük olarak işletilerek bu maaş rakamının 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli kılındığını gösteriyor. Şimdi bu genel kurul tutanağından anlaşılacağı üzere daha 2018 yılında Kardemir Demirçelik'te yönetim kurulu üyeliği maaşı aylık 29.500 TL olarak belirlenirken 2 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 24. olağan genel kurulda alınmış olan bir karar daha da önem kazanıyor. Zira bu tarihte gerçekleşen Kardemir Demirçelik genel kurulunda yönetim kurulu üyelerinin maaşları konusunda alınan kararla 2 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyesi maaşlarına yıllık üfe artış oranının eklenmesi kabul ediliyor. Elimize hesap makinesi alıp maaş hesaplayacak değiliz tabi. Allah bu az sonra detaylarıyla yazacağımız muhterem ve hepsi bulunmaz Hint kumaşı olan yönetim kurulu üyelerimize daha çok versin ama... ...biz yine de 2019 yılı yıllık üfe artışının %19.68, 2020 yılı üfe artışının da %12.18 olduğunu ve bu oranlarında 29.500 TL'lik maaşlara eklendiğini hatırlatalım. Yani efendim bakmayın siz son üfe artışlarıyla Kardemir'e yönetim kurulu üyesi olmak ciddi bir gelir ve rant kapısı oluşturmuş durumda. Epeki kim alıyor bu maaşları? Kim var Kardemir'in yönetim kurulunda diyecek olursanız işte asıl film de orada kopuyor. Zira Kardemir'in yönetim kurulu tam olarak bir yandaşlar geçidi, tam bir çiftte maaş saadet bahçesi. O yüzden yakından bakmamız gerekiyor bu yönetim kuruluna. Tarih yaprakları 11 Ekim 2018 tarihini gösterdiğinde Ankara'daki lüks bir otelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı bir nikah töreni gerçekleştiriliyordu. Evlenen çift ise Alparslan Bayraktar'la Saide Simin Mercan çiftiydi. Çiftin nikahını dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıyarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte diğer şahitler Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oluyordu. AKP için önemli bir nikahtı bu. Zira kız tarafı Erdoğan ve AKP için önemli bir isimdi. Gelin Saide Simin Mercan, AKP'nin kurucu isimlerinden, Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi olan ve o dönem Tokyo Büyükelçiliği görevinde bulunan, şimdilerde ise Türkiye'nin en kritik zamanda Washington Büyükelçisi olarak atadığı Murat Mercan'ın kızıydı. Murat Mercan'a damat olan Alpaslan Bayraktar ise aynı zamanda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısıydı ve işte aynı damat alpaslan bayraktar enerji ve tabii kaynaklar bakan yardımcılığı görevini sürdürürken aynı zamanda kardemir'in de yönetim kurulu başkanı alpaslan bayraktar aynı zamanda kardemir'in yan kuruluşu olan kardökmak yönetim kurulu başkanı allah daha çok versin tabi. kardemir'in yönetim kurulu başkan vekili olan isimse erdal erdem Tabii efendim öyle bir yönetim kurulu üyeliği yakışmaz bu bulunmaz Hint kumaşı bürokratlarımıza. Bir de bakıyoruz ki Erdal Erdem aynı zamanda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetim kurulu üyesi. Çok değil ama kendisi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yönetim kurulu üyesi olarak Kardemir'deki maaşına ilaveten 22.980 TL alıyor. Bu arada kendisinin Kardemir'deki aylık gelirinin 39.423 TL olduğunu da belirtirsek Erdal Bey'in aylık çift makam çift maaş statüsünden eline geçen aylık rakam tamı tamına 62.403 TL. Ha bu arada Erdal Erdem aynı zamanda Kardemir'in yan kuruluşu Karçel'inde yönetim kurulu başkanı. Bakın onu saymıyoruz bile. Alpaslan Bayraktar ve Erdal Erdem'in Kardemir'den aldıkları ücretleri ve çift maaş olayını daha önce CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz açıklamıştı. Şimdi biz bu iki isim dışındaki Kardemir'in ballı kaymaklı yönetim kurulu üyelerini, yandaş yöneticilerini sizinle paylaşacağız. Hatırlayacak olursanız bizim bir uyuyan bakanımız vardı. AKP'nin ilk iktidar yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve iki dönemde Aydın Milletvekilliği yapan Atilla Koç. Tabi siyasette bu AKP'li isimlerden başkası bir şey yapamaz. Kendileri olmazsa mutlaka oğulları, kızları, damatları, gelinleri siyasette olurlar, koltuklar onlara devredilir. İşte efendim Atilla Koç da aynen böyle yapmış ve AKP'ye kızını yerleştirmişti. Daha sonra biz Atilla Koç'un kızını aşırı yoksulluğu sıfıra indirdik. Bununla iftar edelim. Asgari ücrette zirvedeyiz ve sağlık çalışanlarının koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebine verdiği evde hastalananlar var. Nasıl meslek hastalığı kabul edelim gibi skandal açıklamaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olarak tanıyacaktık. Evet bakan kızı bakan vekil kızı vekil olan Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık görevinden alındı belki ama kendisi boşta bırakılmadı merak etmeyin. Zehra Selçuk Zümrüt bugün Kardemir'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor. Şimdi sizlerle 2014 yılına gidiyoruz. 2014'te yerel seçim heyecanı tüm Türkiye gibi Kahramanmaraş'ı da sarmıştır. AKP'li il başkanlığı görevini iki dönemdir yapan Mehmet Fatih Erkoç, AKP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Seçim sandıkları açıldığında AKP'li Erkoç artık Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Ancak AKP 2019'da Mehmet Fatih Erkoç'u yeniden başkan adayı göstermez. Ancak Mehmet Fatih Erkoç da boşta bırakılmayacak ve gönlü alınacaktır. İşte o Mehmet Fatih Erkoç, bugün Kardemir Yönetim Kurulu üyesi. AKP, Doğu illerinde gösterdiği adaylar konusunda bölgede hakim, şeyh-şıh ilişkilerine önem veren bir parti. Özellikle Van'da Nakşibendi-Arvasi tekkesi hakim ve AKP içerisinde Van'da Arvas kökenli pek çok siyasetçi var. Arvasi koluysa Nakşiliğin, Necip Fazıl'ın bağlı olduğu tekkesi olarak tanınıyor. Van milletvekili Abdülahat Arvas, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Hamdullah Arvas gibi. Ama Van'da geniş bir aileyi temsil eden Arvas soyadı sadece siyasette değil bürokraside de etkin. Örneğin Aselsan Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Arvas. Aselsan Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Arvas'ı biz aynı zamanda Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görmekteyiz. 2014-2017 yılları arası Halk Bankası Rıza Zarraf üzerinden tonla sıkıntılı işlem gerçekleştirirken, 2017 yılında Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Amerika'da tutuklanarak mahkemeye çıkartılmıştı. Türkiye'nin halen Amerika tarafından adeta tehdit edildiği Halk Bankası davasında Rıza Zarraf bağlantılı pek çok usulsüz işlem yapılır, ambargolar delinirken 2014-2017 tarihleri arasında Halk Bankası'nın genel müdür yardımcılarından biri de Mustafa Aydın ismiydi. 2017 yılında Hakan Atilla Amerika'da ifade vermeye başlayıp AKP iktidarı kendisini zorda hissetmeye başladığı anda Mustafa Aydın da Halk Bankası'ndaki görevinden alındı. Ama üzülmeyin sakın. Zira Mustafa Aydın da boşta kalmadı. Kendisi an itibariyle Kardemir Yönetim Kurulu üyesi. Biliyorsunuz sevgili okurlar, özellikle 2017-2019 tarihleri arasında PTT Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından birine sahne oldu. PTT adeta soyulurken buharlaşan evraklardan, dijital verilerden, hayali hizmetlere kesilen faturalardan, 3-5 yönetim kurulu üyesi dışında çalışan tek bir personeli olmayan iştiraklere aktarılan ballı maaşlardan ötürü PTT gibi Cumhuriyet'in en köklü kurumlarından bir tanesi tamı tamına 1.2 milyar TL zarara uğradı, kurum adeta soyup soğana çevrildi. İşte PTT'de tüm bunlar yaşanır ve Sayıştay raporlarıyla devlet kayıtlarına geçirilirken PTT'nin en tepesindeki iki isimden birisi de Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Can Bolat'tı. 2020 yılında PTT'deki rezalet ve vurgun o kadar büyüdü ve aşikar bir hal aldı ki kamuoyu tepkisiyle Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Can Bolat da görevden alındı. İyi işte kurtulmuşuz diyorsanız o kadar sevinmeyin deriz size. Zira Yusuf Canbolat PTT'de görevden alındıktan sonra mağdur edilmedi AKP tarafından ve hop Kardemir'e yönetim kurulu üyesi yapıldı. Kendisinin üstün tecrübelerinden faydalanılıyor herhalde. Şimdi efendim AKP iktidarında rant dağıtmanın pek bilinmeyen ama oldukça önemli kurumlarından birisi de kalkınma ajansları haline geldi. Bu kalkınma ajanslarından en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz Ankara Kalkınma Ajansı. İşte o Ankara Kalkınma Ajansı'nda genel koordinatör olarak bir isim görev yapıyor. Muhammed Ali Oflaz. Muhammed Ali Oflaz'ı Ankara Kalkınma Ajansı'ndaki bu görevi kesmiyor ve kendisi aynı zamanda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda genel sekreterlik görevine getiriliyor. Bu selde yerle bir olan perişan haldeki Bartın, Zonguldak ve Karabük illerimiz işte o Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanına giriyor. Nasıl kalkındıklarını da son felakette hep birlikte gördük. Ama Muhammed Ali Oflas hazır Batı Karadeniz hele hele Karabük ilgi ve yetki alanına girmişken burada kalmıyor ve bir de bakıyoruz ki kendisi Kardemir Yönetim Kurulu üyesi de oluyor. Dedik ya bu AKP bürokratlarının tamamı bulunmaz Hint kumaşı, maaşlar da makamlar da çifter çifter. İşte sevgili okurlar, Kardemir'in hali pür melali böyle. Ama Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki maaşına zam yapıldığında Bülent Arınç gelen kamuoyu tepkisi için ne diyordu? 3-5 gün konuşur, sonra da unuturlar. Haklı tabii Bülent Arınç. Haklı olmasaydı bunları yapanlar hala karşımızda en iyi yerlerde durabilirler miydi? Sorun onlarda mı, balık hafızalı bir toplumun unutmayı alışkanlık haline getirmiş hafızasında mı? Yorum sizin. Fatih Altaylı, 20 Ağustos 2021 Habertürk Masar Osman Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçe'ye benzetmesin. PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye. Son olarak Taliban'ı Mustafa Kemal Atatürk'le ve Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesini Kurtuluş savaşıyla bir tutması, beyefendinin tam bir dramatik sona doğru gittiğini gösterdi. Perinçey'in kıyaslamasına bakar mısınız? bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda dünyada önce olma durumunda bir büyük lider, diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen, delirmiş vahşi bir katil sürüsü. Bu ikisini bir tutan bir Neymiş? Amerika'ya karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban'ı kuranın Amerika olduğunu bilmeyecek bir cehalet ya da saklayacak bir yalancılık. Amerika'nın ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban'a bırakmasının nedenini bile anlamayacak düzeyde bir algı. Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban'la Atatürk'ü bir tutan bir kafa Böyle bir bir tutmayı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor ya da akıl sağlığını yitirmiş. Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum. Ha bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız o zaman Doktor Murat Erkıran'ı arayın size her hafta bir iki tane yollar. Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler. Ratingleri alt üst edebilirler. Doktor Murat Erkıran'ı tanımıyor musunuz? Aa hemen söyleyeyim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır. Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir. Tecrübe konuşunca Olayı yıllar önce çok sevdiğim, muhtemelen tanıdığım en zeki insan olan bir abim anlatmıştı. Doğruysa güzel hikayedir. Doğru değilse yine de güzel hikayedir. Hikaye şu. Yıllar önce Fransa'nın Burgonya bölgesinde çok büyük bir şarap üreticisinin yönetim kurulu toplantısı vardır. Çoğu aile üyesi olan yönetim kurulu bir masa etrafında toplanmış, son derece gergin ve mutsuz biçimde bazılarının babası, bazılarının dedesi olan yönetim kurulu başkanını beklemektedirler. Başkan içeri girer ve şaşırır. Herkesin yüzü asık, herkes keyifsiz. Ne oldu da bu kadar kötü görünüyorsunuz der. Kimseden ses çıkmaz. Belli ki bir kötü haber vardır ve kimse söyleyen olmak istememektedir. Sonunda en genç toruna döner dede ve sen söyle bakalım ne oluyor der gülerek. Torun ezilir büzülür ve Jean Christophe rakip şatoya transfer oldu der. Jean Christophe markanın baş şarap yapımcısıdır ve ülkede bir efsanedir. Dede e yani der. Torun, dede mahvolduk. Tam bağ bozumu zamanı ve şarap yapımcımız yok der. Belli ki tüm aile paniktedir. Başkan gayet sakin ellerini masaya koyar. Niye bu kadar paniklediğinizi anlamıyorum der ve devam eder. Tanrı'nın içine karışabilir misiniz? Başta şatoya transfer olmamış ama ölmüş olabilirdi. Şükür ki hayatta. Ölseydi ne yapacaktınız? Şatonun kapısına kilit mi vuracaktınız? Bakın bu şato ve şaraphane ben doğmadan 200 yıl önce kurulmuş. Kim bilir kaç Jean Christophe geldi geçti. Yenisini buluruz muhtemelen daha iyisini. Şimdi hemen Jean Christophe'a bir çiçek yollayın ve yeni işinde başarılar dileyin. Ve unutmayın ki yeri doldurulmayacak bir insan henüz dünyaya gelmemiştir diyerek konuyu kapatır. Gerçekten de yeni şarap yapıcıyla şato çok daha iyi hale gelir. Çok daha pahalı şaraplar üretir. İki bakanlık, iki farklı tutum. Dün öğle saatlerinde tanımadığım bir numara birkaç kez üst üste aramış. Sonra da bir WhatsApp mesajı atmış. Fatih Bey, ölüm kalım meselesi lütfen beni arar mısınız diye. Hayırdır inşallah diyerek aradım. Arayan genç bir anne, daha doğrusu çocuğu SMA hastası bir anne. Yıllardan beri bu konudaki tartışmaları izlediğim için hastalığı biliyorum. Genç kadın "Fatih Bey merak etmeyin yardım istemeyeceğim." dedikten sonra derdini anlatmaya başladı. Çocuklarının tedavisi için gereken parayı toplamak üzere kampanya yapmak istemişler. Bununla ilgili valilikten gerekli izni de almışlar. Ancak kampanyayı bir türlü doğru dürüst başlatamamışlar. Çünkü daha önce bu konuda çalışma yapan ailelere destek olan derneklerin hiçbiri kampanyaya destek vermemiş. Bu destekler olmayınca kampanya ancak kendi çevremizde sınırlı kaldı. Sosyal medyadaki 3-5 takipçimizde bu kampanyayı duyurmak mümkün olmadı. Aynı hastalıkla boğuşan pek çok ailenin de durumu bu. Kimse bir şey yapmıyor dedi. Kendisine bu konuda ailelere destek veren birkaç derneğin adını saydım. Fatih Bey hepsini biliyorum ama hiçbiri bir şey yapmıyor ya da yapamıyor. Çünkü Sayın Bakan bu işin yanlış olduğunu söylüyor dedi. Bunun üzerine hemen Ahbap Derneği kurucusu ve yıllardır bu konuda ailelere destek veren Haluk Levent'i aradım. Abi hanımefendinin söylediğinde gerçek payı büyük dedi. Sağlık Bakanı, ne olduğu belirsiz etkinliği kanıtlanmamış, neredeyse deneysel denilebilecek çok bağlı bir tedavi için milyarlar toplanmasına karşı olduğunu, bunu yapanların ilaç şirketlerine çalıştığını söylediği günden bu yana burada bir sıkıntı var dedi. Deneysel de olsa aileler için bir umut olan böyle bir tedavi yöntemine karşı olduğunuzu sıkıysa hadi gelin çırpınan anne babalara anlatın diyor Haluk. Haluk Levent bu konudaki bir çarpıklığa dikkat çekiyor. Abi asıl sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan bu tedaviyi kabul etmiyor. Ama devletin bir başka kurumu, İçişleri Bakanlığı, valilikler vasıtasıyla bu kampanyalara izin veriyor. Yani Sağlık Bakanlığının kabul etmediği bir tedavi yöntemi için para toplamaya İçişleri Bakanlığı izin veriyor. İnanır mısın? Çocukları için düzenlenen kampanyaya yardım için arayan çok üst düzey kamu görevlileri bile oluyor. Onlara da aynı şeyi anlatıyorum. Sonuçta biz arada kalıyoruz. Bir yanda izin var, bir yanda izin yok. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Devlet yönetimindeki bu tutarsızlıklar nedeniyle ne yapacağını şaşıran çok kişi var Türkiye'de. Ama mesele evlatlar olunca bu şaşkınlık iyi değil. Sizce hangisi olacak? Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi kamu yararına hadim dernek ve vakıfları da denetleyecekler. Eğer gerçekten bu kurumların yolsuzluğa bulaşmasını, kaynaklarının çarçur edilmesini engelleme amaçlıysa bir şey söylemem mümkün değil. Gerçi devletin elinde bunları denetleme yetkisi zaten vardı ama sorun değil. Biraz daha olsun. Yeter ki iktidara yakın kurumlarla, iktidara uzak kurumlara eşit mesafede durup eşit anlayışla denetlensin. Yok ama eğer DDK'ya verilen bu yetki iktidarın sevmediği, benimsemediği ve muhalif olarak gördüğü kurumlara baskı uygulama amaçlıysa o zaman bir felaket. Yarın öbür gün çok önemli vakıfların, çok önemli derneklerin ve hatta çok taraftarlı spor kulüplerinin bile ciddi bir boyunduruk altına girdiğini görebiliriz geçmiş uygulamalara bakarak ilk söylediğimin mi ikinci söylediğimin mi daha büyük olasılık olduğunu tahmin etmek güç değil ama insanoğlu yine de olumlu düşünmek istiyor bazen göz göre göre aptallık olsa da ne zaman adam oluruz fetö kumpasıyla yıllarca hapiste yatmış 80 yaşında adamları yeniden hapse atarak adalet sağladığımızı zannetmediğimiz zaman Zafer Arapkirli 20 Ağustos 2021 Cumhuriyet. Yahu siz aklınızı mı yitirdiniz? Türkiye'de son zamanlarda her kesimden gelen seslere kulak verdiğinizde insan gerçekten bir rüyada hatta bir kabusun tam ortasında hissedebiliyor kendini. Öyle laflar edilebiliyor öyle fikirler savunulabiliyor ve öylesine akıl ve mantık sınırlarının dışına çıkılabiliyor ki hani şu malum buraya yazamayacağım küfür ifadesinin zekice üretilmiş masum karşılığı ağzımızdan dökülüyor yok artık mesela önüne gelen bu covid-19 pandemisi ve bununla mücadele konusunda bir şeyler söyleyebilme hakkını kendinde görüyor yahut tıp biliminden bunun halk sağlığı denen dalından epidemiyoloji denen yan dalından tababetten farmakolojiden biyolojiden filan söz ediyoruz yani en azından 6 ila 8 yıl temel bir eğitim ve pratik sonrasında bile daha başlangıç seviyesinde kabul edilip üzerine en az bir o kadar koyulmadan yetkin sayılmayan insanlardan söz ediyoruz bunların bile bir konuşup üç sustuğu yani son derece temkinli konuşabildiği bir alandan söz ediyoruz öyle önüne gelen her cahil nagehanın fikir yürütebileceği ve fetva verebileceği bir şeyden değil kafayı mı yediniz kardeşim mesela Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve sicili belli niteliği belli kendileri gibi terör örgütleri dışında tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği bir katil ve caniler sürüsünün afgan kardeşlerimiz diye tanımlanmasından söz ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca yöneticilerinin ki aralarından biri Ankara Çubuk'taki terörist linç çetesine de arkadaşlar mesajınızı verdiniz tamam diye hitap etmişti afgan kardeşlerimiz diye hitap etmesinden Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Mesela bir yabancı heyetin başkanı ile birlikte yapılan basın toplantısında konuk liderin büyük reformcu Mustafa Kemal Atatürk dediğinde ev sahibi devlet katında bu sözlerin tercüme edilmesinden duyulmuş olabilecek korkudan söz ediyorum. Bu nasıl bir iğrenç ve aşağılık korkudur? Siz kayışı mı sıyırdınız birader? Mesela doğu sınırlarımızda yaşanmakta olan endişe verici bir göç dalgası karşısında ülkenin sınırlarının delik deşik olduğuna, yol geçen hanına döndüğüne dikkat çeken bir grup gencin "Hudut namustur" diye pankart asması üzerine gözaltına alınmalarından söz ediyorum. Bundan daha da absürt ve vahim olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu slogana sahip çıkması üzerine namus sözcüğünü ille de bel altı ve cinsellik bağlantılı bir kavram olarak algılanması pratiğine sahip çıkan, aklı başında sandığımız, aklı evvel sözüm ona aydın kadınlarımızın komik ve absürt tepkisinden söz ediyorum. Namus deyince aynı cübbelinin anladığı versiyona yazılanları kastediyorum. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Yandaş, yalaka, yalancı, yılışık, yardakçı, besleme 5Y1B medyasından bir köşe yazarının "Ellerinden gelse Erdoğan'sız bir Türkiye hayali kuracaklar." cümlesinden söz ediyorum. Herifin abdüllük düzeyine bakar mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetmediği bir Türkiye hayali kurmayı adeta suç sayacak. Bu derece kendini bilmezlikten, bu derece bir hödüklükten söz ediyorum. Sizin beyniniz, yüreğiniz ilaçlanmış mı? bir sporcu genç kadının cinsel yönelimini mangal gibi yüreğini ortaya koyarak kamuoyunun önünde deklare etmiş olması karşısında ona hakaret eden ve ahlak dersi vermeye kalkışan badeci, sübyancı, ensarcı, pedofil, dört eşlilik savunucusu kerkenezlerden söz ediyorum. Ne yer, ne içersiniz siz? Mesela Karadeniz'deki sel felaketinin neredeyse her tekrarlandığında ortaya bir kez daha çıkan dere yatağına yapılaşma hatasından kaynaklandığını bile bile buna karşı önlem almak yerine e biz demiştik yapmayın diye diyen ama iki cümle sonra vatandaşın yıkılan evlerinin hızla onarılmasına yardım edeceğiz diyen sorumsuz yetkililerden söz ediyorum. Yine bu sel felaketi üzerine iban verelim, devlete yardım edin, başka türlü altından kalkamayız diyen ama üç gün sonra uçaklarımız yangına yetişmiyor, help Turkey diyenleri neredeyse ülkeyi güçsüz göstermeye çalışan vatan hainleri diye karalayan minnacık beyinli kafadan söz ediyorum. Hangi birini sayayım? Siz çoğaltabilirsiniz.